Merhabalar, adım Mehmet Akif Mazlum. Tunceli Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Mayıs ayından beri buradayım. Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldum. İhtisasımı orada tamamladım. Mehmet Bey, insanların çocuklarını aşı etmeye karşı ön yargısı var mı? İnsanların tabii bölgemizde biraz daha farkındalıkları, bilinçleri fazla. Ama Türkiye'nin farklı bölgelerinde aşıya karşı red durumları var. Aşı olmamanın bazı sebepleri var. Bu sebeplerin üzerine insanlar maalesef yanlış bilgiler üzerine bazı inanışlar çerçevesinde aşı yaptırmama taraftarı olabiliyorlar. Ama ilimizde red konusunda çok ciddi bir direnç yok. Peki o inançlar nelerdir? O gerekçeler nelerdir? Yani özellikle ilimiz kapsamında değerlendirdiğimizde özellikle çocukların aşı yaptırmaktan korkması ve aşının içinde bulunan alüminyum, civa gibi etken maddeler, aşının etkinliğini arttıran maddelere karşı bir ön yargı. Dolayısıyla ilimizde aşı yaptırmaya karşı bir red durumu olmuş ama bu rakamlar da çok düşük rakamlar. Ama farklı bölgelerde, farklı illerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde aşının içeriğine güvenmeme, ondan sonra aşının kendisine güvenmeme, bir takım dini sahipler, aşının yan etki yapabileceği, aşının bizzat kendi yaptığı hastalığı yapabileceği düşünceleri dolayısıyla farklı nedenler ve mesela otizm, son dönemde aşıların bazılarının otizm yaptığına dair yanlış bilgiler var ve bu bilgilere inanarak insanlar aşı yaptırmaktan geri durabiliyorlar. Peki bunların doğruluk payı var mı? Yani bunları nasıl çürütebiliriz halk arasındaki bunların, görüşü? Bilimsel hiçbir dayanağı yok öncelikle. Yani bilimsel araştırmalar neticesinde zaten aşılar belli prosedürler sonucunda, deneyler sonucunda lisans alabiliyor. Ve tarafsız ve bağımsız sağlık kuruluşları, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere güvenilir kuruluşlar tarafından aşılar belli aşamalar üzerinde lisans elde ediyor. Ve bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne üye bütün devletlerin sağlık bakanlıkları denetiminde aşılar yapılıyor. Peki tıpta aşının önemi nedir? Aşılar özellikle 19 ve 20. yüzyılda çok ciddi hastalıkların sebep olduğu yaygın ölümleri sonlandırmıştır. Aşılar özellikle 1963 yılında üretilen kızamık aşısından sonra kızamıktan dolayı ölümler çok çok azalmıştır. Çiçek aşısı bulunduktan sonra gene aynı şekilde yani birçok enfeksiyonlara bağlı ölümler aşılar üretildikten sonra ve yaygın olarak kullanıldıktan sonra toplumların yaşam süresini uzatma bakımından çok ciddi katkıları olmuştur. Özellikle bu son dönemde epeydir görülmeyen enfeksiyöz hastalıkların sebepleri tabii ülkemizin maruz kaldığı mültecilere bağlı, göçe bağlı yeni ortaya çıkan örneğin kızamık hastalığı mesela özellikle Suriyeli göçmenler sebebiyle aşı yapılma durumu bilinmediği için bizim vatandaşlarımızda da görülmüştür ve kızamıktan maalesef ölümler görülmüştür. Normalde biz kızamığa bağlı ölümleri çok daha düşük oranda ülkemizde görürken tabii son yıllarda bu maruz kalınan göçe bağlı artış olmuştur. Ama tabii Tunceli ilimizde aşıyla ilişkili hani resmi rakamlar verilecek olursa 2017 yılında aşı reddi hiç olmamıştır. Yani bütün anne ve babalar çocuklarına aşı yaptırmama konusunda direnç göstermemişlerdir. 2018 yılında 2 tane, 2019 yılında da 6 tane çocuk anne ve babası tarafından aşı yaptırılmak istenmemiştir. İlimizde bu rakam böyle düşükken ülkemizde 2011 yılında 183 kişi aşı yaptırmak istememiş. 2014 yılında 1370'e çıkmış rakam. 2017 yılında da 23.642 kişi aşı yaptırmak istememiş. Şimdi bu çocuklar aşılanmadığı zaman kendi sağlıklarını tehlikeye attıkları gibi aynı toplum içerisinde yaşadığı bütün insanların sağlığını da tehlikeye atıyorlar. Aşı yapılmamış bireylerde ortaya çıkan enfeksiyonlar, aşı yapılmış insanlarda belki o aşının koruyuculuğu ortadan kalkmış olduğu dönemlerde onlar yeniden enfekte edebiliyor mikroplar. O yüzden aşı yaptırmayan insanların kendi sağlıklarını tehlikeye attıkları kadar
tüm toplumun sağlığını tehlikeye attıkları da bir gerçektir. Bilimsel bir gerçektir. Bu konuda ilimiz yeterince insanları farkında, aşı yaptırıyor. Rakamlar belki ilimizde düşük ama yine bu rakamlar çok hızlı bir artış gösterebilir. Temkinli olmak ve farkında olmak da bu konuda fayda var. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim, yani aşı özellikle, öncelikle koruyucu sağlık hizmeti deriz biz. Yani hastalık gelmeden önce önlem almak açısından aşılar önleyici sağlık hizmeti, koruyucu sağlık hizmeti bakımında şu anda kullanabileceğimiz en önemli faydalı şeylerden bir tanesi. Ve şöyle bir yanlışı da belki konuşmamız içerisinde geçmedi. Anne sütü ilk aşımızdır. Anne sütü alan bebeklerin aşılanmaması konusunda da internet aleminde yanlış bilgiler dolanıyor sosyal medyada. Anne sütü alan bebeklerin de aşılanması gerekir. Tabii ki anne sütünün kıymeti, anne sütünün faydası birçok yayınla ispatlanmıştır. Ancak bebekler anneden geçen antikorlardan 6 aydan sonra muaf kalıyorlar. 6 aydan sonra bütün mikroplara karşı açık durumdalar ve bütün bebeklerin de Sağlık Bakanlığı'nın aşılama programına uymaları gerekiyor. Ek olarak şunu söyleyebilirim, son dönemde yine mültecilere bağlı menenjit aşılaması çokça bilinçli anne babalar tarafından bize soruluyor. Menenjit aşısını öneriyoruz. Rotavirüs, çocukluk çağının en sık ishal yapan mikrobu. Rotavirüs aşısını da gene 3. ve 5. aylarda bütün bebeklere öneriyoruz. Ama bu iki saydığım aşı özel aşı. Bu aşıları vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla temin edip yaptırmalarını biz öneriyoruz. Teşekkür ediyorum. Tamam, teşekkür ediyorum.